kıymetli basın mensupları, ismini eşsiz şehrimiz Gaziantep'ten alan Antep fıstığı hakkında sorunları gündeme getirmek için Antep fıstığının en çok üretildiği illerden biri olan Şanlıurfa milletvekilimiz Sayın İbrahim Özyavuz Bey ve yine Kayısı başta olmak üzere Antep fıstığıyla da isminden bahsettiren Malatya ilimizin Malatya milletvekili Sayın Mehmet Celal Fendoğlu Bey de birlikte bir basın toplantısı düzenleyerek görüşlerimizi ileteceğiz. Kıymetli basın mensupları, Antep fıstığı binlerce yıldır bu topraklarda yetişen, yüz binlerce insana ekmek kapısı olan ve ülkemizin dünyada da iyi tanınmasını sağlayan marka değeri ve katma değeri yüksek bir üründür. Ancak Antep fıstığı üreticileri bugüne kadar uygulanan tarım politikaları sebebiyle zor günler yaşamaktadırlar. Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyve Konseyi'nin verilerine göre 2015 yılı itibariyle dünyada Antep fıstığı üretiminde lider durumda bulunan ülke İran iken 2016 yılında lider durumdaki ülke Amerika Birleşik Devletleri olmuştur. ABD son zamanlarda üretim ve sulama tekniklerini geliştirmek suretiyle üretim hacmini devamlı olarak arttırmış ve İran'a rakip konuma gelmiştir. Ülkemiz ise dalgalı üretim yapısıyla, yani halk tabiriyle var yılı yok yılı, yani rekoltenin yüksek olduğu sezonlarda bu ülkelerin ardından 3. sırada yer almaktadır. Dünyada Yakın Doğu, Akdeniz bölgesi, Asya'nın batı bölgelerinde yetişen Antep fıstığı adından da anlaşılacağı üzere ülkemizde ağırlıklı olarak Gaziantep yöresinde yetişmektedir. Yine Antep fıstığı yetiştiren toplam il sayımız 44 olup bu iller Güneydoğu, Akdeniz, Ege hatta İç Anadolu bölgemizde bulunmakla birlikte üretimde en çok söz sahibi olan illerimiz Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Mardin, Kilis, Diyarbakır ve Siirt'tir. İran menşeili fıstıkların fiyatı göreceli olarak daha düşük ve fıstıkların iri taneli ve çıtlak olması İran fıstıklarının dünya çapında talep edilmesine neden olmaktadır. Ancak üretim esnasında oluşan aflatoksin ithalatçı ülkelerin zaman zaman İran fıstığı ithalatına engel koymalarına neden olmuş ve geçtiğimiz yıllarda özellikle Avrupa Birliği ülkeleri ile ABD bu konuda ciddi önlemler almaya başlamışlardır. Yüksek üretim maliyetleri, rakip ülke ürünleri karşısında pazarlama zorluklarını beraberinde getirmekle birlikte 2014 yılında Antep fıstığı ihracatının 42 milyon dolar, 2227 ton olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlara ambalajlı Antep fıstığı da dahildir. 2015 yılında ise Antep fıstığı ihracatımız bir önceki yıla kıyasla yaklaşık %79 oranında artış ile 75 milyon dolar, yani 5087 tona yükselmiştir. 2015 yılı International Trade Center verilerine göre dünyada yaklaşık 2.3 milyar Amerikan dolarına ulaşan dünya Antep fıstığı ihracatında en büyük payı 773 milyon dolar ile İran almaktadır. Bu ülkeyi 756 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri takip etmekte. Ülkemiz ise yakın dönemde 7. sıraya yükseldiği, ancak üretim ve etkili alan miktarları ile karşılaştırıldığında potansiyel ihraç miktarının çok gerisinde olduğu görülmektedir. TradeMap 2015 yılı verilerine göre dünyada yaklaşık 2.3 milyar Amerikan dolarına ulaşan dünya Antep fıstığı ithalatında en büyük pay %24 ile Hong Kong'da, bu ülkeyi %11 ile Almanya, %8,5 ile Vietnam ve %6 ile Lüksemburg takip etmektedir. Dünya Antep fıstığı pazarı incelediğinde ürünün geniş ölçekte yeniden ihracata tabi tutulduğu bu çerçevede Hong Kong, Almanya, Hollanda, Lüksemburg gibi üretici olmayan ülkelerin de 3. ülke menşeili ürünleri yeniden ihraç etmek suretiyle bu pazarda önemli rol oynadığı görülmektedir.
Ülkemiz menşeli fıstıkların daha küçük ve fiyatının yüksek olması uluslararası pazarlarda rekabetçilik anlamında zorluklarla karşılaşmamıza neden olmaktadır. Bununla birlikte ülkemiz fıstıklarının tadının daha yoğun olması ve kendine has bir rayihasının olması uluslararası pazarlarda önemli bir avantaj sağlamaktadır. Bu bağlamda söz konusu ürünlerin tanıtımında bu özelliğin vurgulanmasının pazarlamada önemli olduğunu düşünmekteyiz. Kıymetli basın mensupları, Antep fıstığı üretiminde devletin mazot ve gübre desteğinin ürün girdi maliyetlerine göre çok düşük olması, ürün rekoltesinin bilinememesinden dolayı spekülatif söylemlerin artması, ürüne destek verilmediğinden ürünlerin kayıt altına alınamaması ve fiyat istikrarsızlığının artması, çiftçi kooperatifi ve üretici birliklerinin zayıf olması ve çiftçilerin aracılar karşısında pazarlık gücünün azalması, üretimin planlamadan uzak bir şekilde dağlık ve küçük alanlarda yapılması, tarımsal modern aletlerin üretimde kullanılamaması sonucu istenilen verime ulaşılamaması, depolama maliyetlerinin yüksek oluşu ve pazarlamada yaşanan çeşitli sorunlar Antep fıstığı üreticilerinin ve sektörde çalışan işletmelerin karşılaştığı sorunlardan sadece bazılarıdır. Antep fıstığı tarımının sürdürülebilirliği, Antep fıstığı tarımının özendirilmesi, ürün rekoltesinin arttırılması, Tarım ve Orman Bakanlığımızın çiftçilerimize vereceği desteklerle sağlanmalıdır. Emek yoğun bir üretim olan tarım sektörü, işçiliğin pahalı olması sebebiyle en azından verilen mazot ve gübre desteğinin arttırılması, tarımsal modern aletlerin alımında hibe yoluyla verilebilmesi, çiftçilerimize verilecek destekleri çeşitlendirmek ayrıca önemlidir. Yine verim düzensizliğinin giderilmesi amacıyla Antep fıstığı bahçelerimizdeki erkek ağaç eksikliğinin giderilmesi, bu konuda ziraat mühendisleri eliyle bakanlığımızın yapacağı çalışmalar ve çiftçilerimize vereceği ürün prim desteğinin çok önemli bir katkı olacağını düşünmekteyiz. Sulu tarıma adapte olabilecek Antep fıstığı çeşidinin yaygınlaştırılarak damla sulama sistemiyle tarımın yapılanmasının özendirilmelidir ve damla sulama sistemine geçen çiftçilerimize desteğin arttırılmasının verim düzensizliğini gidereceğini unutmamamız gerekir. Damlama sulama sistemiyle yapılan üretim Antep fıstığının yıllık rekoltesini arttıracak, artan rekolteyle çiftçilerimiz ve tarım işçilerimiz de alın terinin ve emeğinin karşılığını alabileceklerdir. Tarım sektöründe ve çalışma hayatında emeğe saygı vardır. Karşılıklı anlayış ve işbirliği vardır. Çiftçilerimizin yanında çalıştırdığı tarım işçisine imkanları ölçüsünde bir ücreti vermeyi elbette istemektedirler. Fakat ülkemize katma değer oluşturan, alın terini toprağa akıtan çiftçilerimizin muhtaç duruma düşürmemek devletimizin alacağı tedbirlerle ve desteklerle mümkündür. Değerli basın mensupları, tekraren söylüyorum. Mazot ve gübre desteği arttırılarak çiftçinin üretimde ihtiyacı olan tarımsal aletlerin hibeleri de dahil olmak üzere destek çeşitliliği arttırılmalı, damlama sulama sistemi teşvik edilerek desteklenmeli, özellikle Antep fıstığına ürün prim desteği verilmelidir. Sektörün orta ve uzun vadede çözüm bekleyen birçok sorunları var. Bunların başında en acil sorun ürün prim desteği verilmemesidir. Ürün prim desteği verilmemesi sadece üretimin düşmesine değil, kayıt dışılığın artmasına, kayıt dışılığın artması ise hem fiyat istikrarsızlığına hem de devletin stopaj ve Bağkur gelirlerinden yoksun kalmasına neden olmaktadır. Sanayiciler stopaj vergisini kendileri ödemesine rağmen çiftçilerden kimlik numarası alamadığı için müstahsil makbuzu düzenleyememekte ve nihayetinde kayıt dışılık artmaktadır. Şayet ürüne prim desteği verilirse kayıt dışılık kendiliğinden son verecektir. Bir diğer husus da Antep fıstığının üretiminde üç gücüne dayalı tarım yapılması ve işçilik maliyetlerinin yüksek olmasıdır. Yapılan mazot ve gübre desteklemelerinin bu maliyetleri oranla düşük kalması üreticileri zor duruma sokmaktadır. Ürüne prim desteği yapılması durumda bu sorun da önemli ölçüde aşılacaktır. Antep fıstığı tarımı Gaziantep'te yaşayanlar başta olmak üzere direkt olarak yaklaşık 200 bin kişiye ekmek kapısı olmaktadır. Antep fıstığının önemli bir ihracat kalemi ve kültürel mirasımızın eşsiz bir parçası olduğu düşünüldüğünde bu ürünün tarımsal ürün destekleme programının dışında kalması izaha muhtaç bir politikadır. Sayın basın mensupları,
Antep fıstığı ekonomik olarak en az fındık kadar önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple fındıkta olduğu gibi dekar başına 170 TL alan bazlı gelir desteğini veya kilo başına 2 TL ürün desteğini hak etmektedir. Destekleme için yapılması gereken harcamalar, tarım üretiminde desteğin azalması neticesinde ortaya çıkan işsizlik ve göç gibi sosyal maliyetlere göre oldukça hafif bir yekündür. Kaldı ki ürüne prim desteği neticesinde kayıt dışılığın ortadan kalkmasıyla devletin yaptığı harcamaların karşılığını stopaj ve bağkur primleri üzerinden fazlasıyla alacaktır. Bu bakımdan Antep fıstığına ürün desteği ekonomik ve sosyal bir yatırımdır. Karşılaştıkları her türlü sorunu aşmak için gerekli bilgi, beceri ve tecrübeye sahip Antep fıstığı üreticileri, Tarım ve Orman Bakanlığımızın alacağı bazı küçük tedbirlerle milletimizin refahına büyük katkı sağlayacaklardır. Üreticiler devlete yük olmak değil, daha fazla çalışmak ve alın terlerinin karşılığını almak istemektedirler. Bu noktada Tarım ve Orman Bakanlığımızın alacağı bazı küçük tedbirler Antep fıstığı üretiminde çok büyük sonuçlar alınabilir. Bu sebeple Antep fıstığı üreticilerinin sorunlarının tespit edilmesi ve gereken önlemlerin alınabilmesi için buradan bölge milletvekillerimizle beraber çağrıda bulunuyoruz. Milletin efendisi dediğimiz çiftçilerimiz, köylülerimiz Antep fıstığına devlet desteği bekliyorlar. Verilecek bu destek Antep fıstığı tarımının sürdürülebilirliğini sağlayacak, üretimde kaliteyi arttıracak, gelirin tüccara değil tabana yayılmasını sağlayacak önemli bir aşamadır. Bu alacağımız kararla kayıt dışı ekonominin önüne geçilerek devletimizin mali disipline de katkı yapacaktır. Devlete yaptığı katkılar devletin ödeyeceği destekten kat ve kat fazladır. Şöyle anlatalım. 1 kilogram kırmızı kabuklu Antep fıstığının fiyatı ortalama 32 TL olarak düşünelim. Yıllık ortalama Antep fıstığı rekoltesi 240 bin ton olarak baz alınır. Şu anda kayıt altına alınan miktar 72 bin tondur. Bu da %30'una denk gelir. Dolayısıyla kayıt altına alınamayan 168 bin ton ürün vardır. Bu da %70'ine denk gelmektedir. Şimdi bu rakamlara göre kayıt dışılıktan doğan vergi kaybımızı hesapladığımızda vergi kaybımız 698 milyon 880 bin TL'dir. Tekrar edecek olursak vergi kaybımız 698 milyon 880 bin TL'dir. Destekleme olarak eğer kilogram başına 2 TL verilecek olsaydı bu durumda çiftçilerimize ödenecek miktar 480 milyon TL olurdu. Kayıt dışı ürüne destekleme olarak vereceğimiz toplam tutar 480 milyon TL olarak yansırdı. Fakat vergi kaybımız olarak az önce söylediğimiz 690 milyon 880 bin liradır. Vergi kaybımız olan tutar destekleme olarak vereceğimiz 480 milyon TL'den çıkarılırsa 218 milyon 880 bin TL devletimizin kasasında kalacaktır. Yani ürünler kayıt altına alındığında devletin 218 milyon 880 bin TL vergi kazancı oluşmakta. Aynı zamanda çiftçilerimiz de 480 milyon TL maddi desteğe kavuşmaktadır. Kayıt altına alacağımız miktarları göz önüne aldığımızda çiftçilerimizin yüzü gülecek, aynı zamanda vergi geliri oluşacaktır. Bu desteklemeler ülkemiz ticaretindeki mali ve ekonomik disipline katkı sağlayacağı gibi bu rakamlar ticaretin tamamının kayda alınmasıyla ortaya çıkacak olan bir de gelir vergisi oluşturacaktır. Oluşacak kayıtlı ticaretten devletin alacağı gelir vergisi bu hesaplamaların da dışındadır. Böylelikle devletimize büyük bir vergi geliri oluşturacağı gibi hem çiftçilerimiz toprağına bağlı kalarak üretimin içinde ve tarım ekonomisinin önemli bir paydaşı olmaya devam edecek hem de işsizliğe ciddi oranda çare bulunmuş olacaktır. Aynı zamanda köylerden kentlerimize göçün hızının kesilmesine katkı sağlayacaktır. Kıymetli basın mensupları, sayın milletvekillerim, teşriflerinizden dolayı Antep fıstığı üreticileri adına hepinize teşekkür ediyorum.